Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı'nın skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor dedi. Kıbrıs'ta bir çözüm için Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliği ve güvenlik ve garantisi konusunda tutumumuz ortadadır. Fakat ben şu açıdan değerlendirmek istiyorum. Bugüne kadar bazı batılı ülkelerde seçim zamanında aşırı sağ ya da aşırı soldan, yani aşırıcılar seçim zamanında kampanyada Türkiye'yi malzeme yaptılar. Sanırım sadece ben değil, hiçbir Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de hiçbir Kıbrıs Türk'ü bir gün bir yavru vatan Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir siyasetçinin Türkiye'yi malzeme yapacağını hiçbir zaman düşünmemişti. Rüyasında da görse inanmaz. Şimdi bakıyoruz seçim zamanında Sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapmaya başladı. Peki konuştuğu konular hiç Türkiye'de veya KKTC'de gündeme geldi mi? Hayır. Biz biraz önce söylediğim gibi Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği olmazsa olmaz diyoruz dönüşümlü başkanlık. Hatta bundan sonraki süreçte müzakere çerçeve belgesinin içinde net bir şekilde bunlar olması gerekir diyoruz. Aksi takdirde bir müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur diyoruz. Biz şimdi Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini Rumlara karşı savunurken Türkiye'ye bağlanma gibi yok, işte Hatay'ın geçmişte yine Türkiye'ye bağlanması plebisitten sonra oylama referandumdan sonra bağlanmasına kadar gidecek böyle bir kendi kendine soru sorup cevap veriyor. Bunlar Türkiye'de veya KKTC'de gündeme mi geldi de bunları konuşuyoruz. Biz Kıbrıs Türk halkının eşitliği diyoruz. O başka konuları malzeme ederek Türkiye'yi saldırmayı tercih ediyor. Gerçekten çok ilginç bir süreç. Yani biz şu müzakere sürecinde çok şey yaşadık. Yani ben bugüne kadar böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle ne Kıbrıs'ta ne hiçbir yerde de çalışmadım. Bunun örneklerini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Harita konusunda orada Kran Montana'da biterken daha sonra kendisinin dürüst olmayan davranışları ve sonuçlarda içerideki diğer başbakan dahil onlara söylememe konusundaki yalvalamaları dahil dürüst olmayan çok şeylerini gördüm. Maalesef Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor ve Türkiye ile ilişkileri kötüleştirmekten ne avantajı olabilir? Nereye hizmet edebilir? Tabii bunları da çok iyi değerlendirmek lazım. Gerçekten Akıncı ne yapmak istiyor? Durup dururken Türkiye'ye niye saldırıyor? Türkiye terörle mücadele ederken niye Türkiye düşmanlığı yapıyor? Yani teröre destek veriyor. Bunları Kıbrıs Türk halkının çok iyi düşünmesi gerekir diye ben de buradan vurgulamak istiyorum.